Herkese merhaba. Bugün ilk yayınımızı Beşiktaş'ın genç oyuncusu, genç gardı Melisa Korkmaz'la yapacağız. Bugün biraz yoğun bir programımız var. 4 yayın yapacağız bugün beraber. Konuklarımız da gayet ilgi çekecek konuklar sizler için. İnşallah güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. Sercan hoş geldin. Özellikle Beşiktaş taraftarının çok sevdiği bir oyuncu Melisa. Ve sağ olsun o da beni kırmadı. Bir süredir biraz telefonundan kaynaklanan problemlerden dolayı yapamamıştık. Telefonu düzeldiği için şimdi yapabiliyoruz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Banu Hanım. Dün özettiniz yazmışsınız. Teşekkür ederim sağ olun. Özlenen insan geliyor. Evet. Melisa Korkmaz biraz sonra yanımızda olacak. Evet, Mehmet Özkan hocamızın doğum günü ben kutlamıştım. Hesapta paylaşmıştım. Yine kendisinin doğum günü kutlarız. Dediğim gibi güzel bir yayın olacak inşallah. Melisa Korkmaz bize Beşiktaş'taki senesini uzun uzun anlatacak. Onlar için zor bir sezon oldu. Beşiktaş'ı biliyorsunuz biraz sancılı bir sezon başlangıcı yapmalarına rağmen şimdi birçok otoriteye sorduğumuzda yılın en iyi performans gösteren takımlarından biri olduğunu kadrosuna göre söylüyorlar. Çünkü gerçekten çok az kadrosu, kısıtlı bir takım. Neredeyse yarısından fazlası gençlerden oluşuyor. Yabancılarına ve Bahar Çağlar ve Melisa Korkmaz, Elif Emirtekin, onların haricindeki çocuk arkadaşların çoğu maalesef genç arkadaşlar ve tecrübesizler. Egesu'nun bir sakatlığı oldu bunun üzerine. Maalesef ondan da faydalanamıyorlar bu sene. Melek'in sakatlığı var, Melek Uzunoğlu'nun. Evet, Melisa'yı bekliyoruz. Oo, Melisa Korkmaz demişler. Dediğiniz anda da Melisa Hanım geldi. Hadi yayına alalım kendisini. Hoş geldin kardeşim. Banucuğum. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ben de çok hasta yapım tutabilirim şimdi. Tamam. Böyle iyi mi? Bakayım. Az daha geliyor ama biraz dakika sonra tutalım. Tamam. Şu an iyi mi? Merhaba. Geliyor hala sesim. Kulaklık mı alayım? Daha iyi olur. Tamam. Hemen geliyorum. Varsa iyi olur. Tamam. Melisa Hanım'a zor kavuştuk. Çabuk ayrıldık. Buradayım. Sorun yok. Geldiniz mi? Hoş geldiniz tekrar. Evet. Hoş bulduk tekrardan. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim. Valla aslında ilk teklif ettiğim oyunculardan birisiniz ama telefonunuzda bir aksaklık olunca biraz kavuşmamız uzun sürdü. Geç olsun güç olmasın. Olsun. Evet, aynen öyle. Valla dün akşam söylediniz, ben de çok sevindim bir anda telefon tahmin oldu deyince böyle dünyalar benim oluyor. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Nasıl geçiyor karantina günleriniz? İstanbul'dasınız değil mi siz? Ben ailemin yanındayım, İzmit'teyim, Kocaeli'de. Yakınsınız. Evet, onlarla birlikteyim. Aynen, yakın sayılırım. Yani sıkılmaya başladım tabii ki yani herkes gibi. Zaten başlarında da böyle bir özlem olmuştu ama şimdi daha da böyle bir hani insan sıkılmaya başlıyor. Hmm. Ama güzel geçiyor onun dışında. İşte antrenman. Öyle bir okuluma devam ediyorum. Okulum o benim için süper oldu. O konuda çok mutluyum. Evet, okulu bitirmeye çalışıyordum zaten. Çünkü burada benim üniversitem. Gel git yapıyordum. Şimdi böyle çok rahat evden bütün sınavlarımı veriyorum şöyle böyle. O yüzden o çok güzel. Yani onun dışında işte değişik hobiler. Yani yine sporla alakalı işte başladım. Yoga yapıyorum, onu deniyorum. Başka diller öğrenmeye çalışıyorum. Öyle güzel geçiyor, verimli geçiyor yani. Hangi bölüm okuyorsunuz Melisa Hanım? Spor yöneticiliği. Çok fena geliyor ama. Vallahi bugün gelin lazım. Profesyonel yöneticiler lazım bize. Elinde içeriden gelmiş olsa o ne güzel olur. Estağfurullah. Yok öyle bir şu anlık bir düşünmem. Okulu bitireyim yeter benim için şu anlık. Allah. Sercan Kor bu arada geldi. Çok büyük hayranınızmış. Dün akşam bana 500 kere yazdı. Ne olur abi beni okudu diye yayında. Ben çok büyük hayranıyım dedi. Ben de okuyorum sürekli. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Forza Beşiktaş kardeşler de geldi. Onlar da hoş gelmiş. Onlara da kocaman kocaman selamlar gönderiyorum. Peki evde antrenmanlarınız nasıl gitti? Hangi çalışmaları yaptınız? Zaten sağ olsun İsmet abi bize program gönderiyor. Ama şimdi evde sürekli yani 24 saat evdesiniz. Hadi 10 saat uyuyor yani. Bir saat antrenman yapmakla sınırlı kalmıyorsunuz yani. Sürekli böyle bir saat daha yapayım, işte şunu da yapayım, bunu da yapayım oluyor. O yüzden işte basit hareketleri ekliyorum. İşte tabii programını yapıyorum. Bazen işte bir yerlerde izlediklerimi deniyorum. Tabii hani sakatlanmamak şartıyla. Öyle devam ediyor.
Sağ olsun. Bizim erkek takımımızda bir Fatih abimiz var. O da programlar hazırlıyor böyle. O da o hazırladığı programlardan başka hani kendine göre aldığı abilerden, ablalardan onları da bize atıyordu. Onlardan da karıştırıyorum. Böyle sürekli antrenman yapmaya çalışıyorum yani. Öykü Kayabaşı dün video istemiştim sizden, hatırlıyor musunuz? Rana evet. için onun arkadaşı, o videoyu hazırlayan arkadaş. O da çok tatlısın. Teşekkür ederim videoyu kırmayı, bizi kırmayı videolar için demiş. Ben teşekkür ederim beni dahil ettikleri için. Estağfurullah. Vallahi şey soralım, basketbola ne zaman başladınız? Kaç yıl oldu? Ya benim şöyle bir hikayem var. Ben nasıl başladım hatırlamıyorum. Çünkü annem basketbolcu benim. Evet. Babam da onunla futbolcuydu, amatör futbolcuydu babam. Onunla birisi sürekli salondaydı yani. İzmit'te zaten spor seven biriseniz Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndan çıkmazsınız. Yani onun arkasında böyle bir eskiden güreş salonu falan da vardı. Yani her şey birlikteydi orada. Hala vardır belki, emin değilim. O yüzden ben de hep böyle salonlardaydım. Yani hep işte deplasmanlara gidermişim annemle bebekken falan filan. Beni sürekli başka bir spor yönlendirdi annem. İşte jimnastiğe gönderdi, yan salonundaydı, hep basketbola kaçardım. Biraz anne sevgisinden dolayı da bu oluyordu. Sonra uzak yüzmeye gönderdi. Orada da 2-3 sene devam ettim ama orada da olmadı. Yani çok böyle bölündü, aile çok bölündü biri geri. Ben sabahtan akşama kadar salondayım. Öyle oluyor, böyle oluyor. Öyle olunca da tamam hadi başla basketbola demiş daha doğrusu. Öyle devam etti. Sonra işte okul takımı, İzmit'te bir spor kulübü öyle... Oradan devam etti yani. Beşiktaş macerası nasıl başladı? Sene başı biraz zor geçti değil mi sizin için? Bir anda böyle takım var mı yok mu bilmiyorduk. Bir anda top başı yaptınız, hemen sezona girdiniz. Nasıl geçti sezon? Yani öyle oldu evet bizim için. Ama çok iyi bir kimyamız vardı. Yani varmış da alıyoruz. Biz bunu fark ettik. Bir iki maç geçmişti ama ya o maçları bile biz geç yapmamıza rağmen uzatmaya götürdük. Yani hani birbirini tanımayan, belki de yani Türkler olarak birbirinin ismini biliyorsun ama birlikte oynamadım. O sadece çok farklı yani. Yabancıları mesela ben İvan'ı tanıyordum ama İvan'ın bu kadar, bu yönünü bu kadar bilmiyordum. Çünkü Mersin'de farklı bir takım vardı. Farklı bir organizasyon vardı. Bir anda İvan farklı bir oyuncuya dönüştü yani. Hani böyle bir organizasyon olduğu için. Beşiktaş yani yaz boyunca bekledik zaten biz. Hani yaz boyunca sürekli burayı yani olacağını biliyorduk diyeyim ama işte hani şöyle oldu böyle oldu, sürekli böyle bir süreçlerden geçtiği için Beşiktaş seçenek olunca bekliyorsunuz zaten yani. Hani Beşiktaş'ı istiyorsunuz zaten tabii ki. Çok büyük bir kulüp olduğu için. Bekledik. Ondan sonra haber geldi. İdmanlar başlıyor şöyle falan derken başladı. Bu arada Teoman gelmiş. O da iyi Beşiktaşlı bir kardeşimiz, İzmit'ten hem de. Teoman Kaya. O, evet. Onun hakkında da konuşmuştuk Forza Beşiktaş'la. Selam söylüyorum buradan ona da. Evet. Allah selam söylemezseniz beni yorar yani Teoman'cığım. Seviyorum onu da. Bakalım. Aslında. Mehmet, bu arada Mehmet Bey var Mersin'den o da. Biz çok seviyoruz Melisa Hanım'ı. O Melisa Korkmaz demişler. Tezahürata başladılar. Teşekkür ederim. Herkese 15-16 selam. Yıl oynar inşallah. Biz de kaptanımız olur demiş bu arada Sercan. İnşallah. Teşekkür ederim. Peki bu sezonun başında aslında şanssız başladınız. Bence İzmit maçını kazanabilirdiniz değil mi? Yani son anda evet. De biz yani kişisel bir hata oldu orada. O da isteyerek tabii melek yapmadan elinden kaçırdı topu. Aslında maç gelmişti. Evet ya bir de biz o maçtan önce ilk olarak deplasmana Euro Cup'a gitmiştik. Şimdi takım geç toparlandı zaten. Böyle bir idman süreciniz var ya da hatta yok yani. Hani direkt İzmit başına hazırlanıyorsunuz. Bir de Euro Cup'ta da bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Yani takım iş yapar çünkü. Euro Cup'a da hazırlanıyorsunuz. Onun üzerine iki gününüz var, belki bir gününüz var. Yani deplasmanlar dönüyorsunuz, İzmit maçı. Ben o maç mikrop kapmıştım uçaktan. Boğazım çok kötüydü. Sesim çıkmıyordu yani ben. Setleri söylerken fısıldayamıyordum bile yani. 3-4 gündür uykusuzdum. Yani su dahi içemiyordum. O maçta ben yani bir dakika falan girdim sonra çıktım zaten. Maçın sabahında zaten bu böyle çok ağır oldu. Öyle konuştuk. Melek evet ama o zaten yani bunu İvon da yapabilirdi. Bunu ne bileyim yani ben hep ona örnek veriyorum. Kendisi farkı iki tane fark kaçırdı. Yani yakındığı Fener serisinde. Yani kime sorsanız bunu yapmaz der yani. O yüzden bunu bir genç oyuncu yapmış, bir en iyi oyuncu yapmış hiç fark etmez. Bunu herkes yapabilir çünkü hepimiz insanız. O yüzden öyle olması gerekiyormuş. Sonra buradan ne kadar güzel bir galibiyet aldık yani. Ki o maçta da herkesin katkısı vardı. Aklınıza gelebilecek her ismin katkısı vardı. O yüzden yani çok şeydi. Ben de oradaydım. Her şeyin telafisi, evet, her şeyin telafisi var yani. Forza vallahi yıktı o gün ortalığı ya. Forza evet. İşte yani.
Biz de yanlarındaydık, hemen oturuyorduk ama vallahi yıktılar Forza o gün sahayı. O da Mertel Bey... Mertel çok güzel bir şey söylemiş. Genç oyuncu hata yapar kazanılır. Bir maçı kaybedip sonrasını kazanırsınız demiş Mertel Bey de. Hoş geldin derim. Kaybederken kazanmak diyoruz buna. Evet, yani Melisa çok değerli bir oyuncu. İnşallah sakatlığını bir önce atlatır. Özge Hanım geldi bu arada, Özge Yavaş. O da sen her şeyin üstesinden gelirsin demiş. Özge Hanım bir tane. Onu detoks canımı diyorlar size. Bütükler gönderiyorum. Evet Aysel ablacığım, seni de öpüyorum buradan. Ben çok seviyorum böyle işte pancar suyu, yeşil içecekler falan. Aysel ablanın da Ataşehir tarafında çok güzel bir kafeleri var. Çok böyle sporcu sağlığıyla ilgili. Çok iyi bir diyetisyen de çalışıyor Esra abla. İşte böyle psikolojik kısmı falan da var. Onların o içecekleri, protein kekleri falan, yani duramıyorsunuz yemeden. Ben de hep böyle gidip detoks suları falan alıyorum dedim çok sevdiğimden. O yüzden bana öyle bir isim takıyorlar sürekli. Forza Beşiktaş demiş. Beşiktaş'a çok yakışır uzun yıllar. Forma giymek nasip olur umarız demiş. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Sercan demiş ki nefes al oksijen oğlum, Melisa korkmaz demiş. Sağ olsun. Bakalım Erdoğan son numaralı abimiz de gelmiş. Şuna da merhaba, hoş geldiniz diyelim. Peki takımda aslında şöyle bir durum var. Bir yabancılar işte var. Bir de gençler var değil mi? Türk gençler. Böyle iki ayrılmış gibisiniz. Evet. Kaptan haricinde. Kaptan da galiba diğer yabancılar Elif, Emre, Tekin, onlar bir grup böyle sanki. Yok, grup olarak hiçbir şey yok. Grup dediğim şöyle yani, aslına bakarsanız yani birbirine yakın olma açısından söylüyorum. Bir de çok genç arkadaşlar var. Siz tam ortadasınız. Pozisyonunuz aslında evet. Çok önemli bir pozisyon. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Öyle oluyor. Bu bence iki tarafın da birbirine bir bilgi, bir tecrübe. Yani çok genç oyuncudan da çok şeyler öğreniyorsunuz. Çünkü onlar yeni geliyorlar yani. Taze beyin. Sürekli böyle açıklar. Refleksleri her şeyden, herkesten daha farklı yani. Diğer taraftan da tecrübe akıyor. Hani yani şimdi Bahar Avla'yla aynı takımda oynamak var yani. Bir tecrübe, bir yol gösterici. Onunla aynı pozisyonda oynayan işte Egos'u var. Melek evet. Bazen oraları oynuyor. Yani bunu yaşayarak görmek, onunla şey yapmak. Evet, forması arkada. Egos'u demişken. Onu yaşamak onlarla... birlikte aynı havayı solumak, antrenmanda özellikle çok farklı. O yüzden yani sürekli bir bilgi akışı oluyor, sürekli bir tecrübe akışı oluyor. Bunun bir dezavantajı olduğunu falan düşünmüyorum ben. Hep daha böyle canlı tutuyor yani takımı bence. Peki Mertay Bey'in bir sorusu var. Bu sezon özellikle kadro yapısından da kaynaklanan ön sahadaki pas kat oyununu nasıl yorumlar Melisa? Mertay, zor sordunuz ya. Ama iyi kapıyorsunuz araya girip. Ya yani böyle paskat oyunlarında şimdi bizim zaten takımın kimyası buna çok uygundu. Yani Cat senelerce başka takımlarda oynarken takımların bu yönden canını çok yaktı. Zaten Bahar abla deseniz bu hani şutlarda, o corner şutlarında, pastan sonra katlarda, paslarda çok iyi yani. Hani o katlara pas vermek de çok iyi. Çok iyi bir sağ görüşü var. Zaten İvon çok büyük bir delici. Corner'da orada burada Elif Emirtekin var yani. Hani öldürücü şutu var. Nina var zaten. O da öyle. Gençler zaten sürekli mesela Elif Bayram müthiş bir rebound kovalayıcı. Müthiş bir kat edici yani. O yüzden bence bizim takıma çok oyuna hakim olduğunuz zaman yani bunun bir müdafası yok bence. Ne zaman ne olacağını bilmediğiniz için bizi izlerken hani karşıdaki olarak bizi izlerken setlerden çok ya bu set var ama bir anda iki pozisyon sonra buradan bir kat gelmiş. Acaba bu setin bir parçası mı değil mi? Çok soru işareti yaratıyor. O yüzden bence çok artıları oldu bizim takıma. Çünkü çok kimyasına uygundu bu pas kat oyunu. Bu arada Ege Özışık da şey demiş. Pas kat dediler, yayına girdim. Pas kat barış akgün kültürüdür. Lütfen unutmayalım. Süper yayın, sevgiler. Çok teşekkür ederiz. Barış hocamıza da selamlar. Evet. Barış hocamıza selamlar. Barış hocamızla da sağ olsun geçen yine bir uzun uzun bir konuştuk. O da beni aradı. Ben de onu arıyorum böyle bazen başım sıkışınca, sağ olsun abilik yapıyor bize. Teşekkür ediyorum kendisine yayında. Evet, selamlar çok. Melisa Korkmaz'ı çok seviyoruz ama çok foto paylaştım hikaye ama Melisa Hanım çok yoğun arkadaşlar. Sercan Bey yazmayın öyle şey. Görmemişsiniz DM'leri vardır ama olabilir, çok yoğunsunuz tabii. Bayağı follower'ınız da var maşallah, insanlık hali olabilir yani. Bu sezon İzmit deplasmanında verdiğimiz destek hakkında ne düşünüyor demişler. Barış Hoca da buradaymış. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Barış abi. Ya yani onu kelimelerle anlatamazsınız çünkü bir süre sonra salonda nasıl söylenir, büyük bir baskı oluştu Forza Beşiktaş tarafından yani. Zaten hep o şeyi konuşmuştuk buraya gelmeden önce de. Biz yolda giderken o gün
bir dinlenme tesisinde taraftarla karşılandık otobüsten inerken yani. Böyle kocaman bir otobüs. Dedik ki bugün salon yıkılacak. Zaten İzmit'in salonu çok sıcak. Hani böyle küçük bir salon. Biliyorum. Bugün dedik hani yıkılacak yani o salon. Öyle de oldu gerçekten. O maçı kazandıran bize onlardır yani. O atmosferdir. Ya bu sezon çok aslında efsane maçlar kazandınız bence. Yani bayağı özellikle Avrupa'da bayağı bir maç sayarım. Türkiye'de de öyle aynı şekilde. İçerideki Elazığ maçı olsun. Hani Elazığ maçında Elazığ daha mağlup geldi. Hani ne olursa olsun Akatlar tabii Beşiktaş favori ama bu kadar net galibiyet. Evet. Hatay, Botaş yani çok maç var arka arkaya kazandınız ama yani İzmit deplasmanda ben de maçlarım. O maçın lezzeti bambaşkaydı tabii. Çok. O maçın gerçekten böyle oturup defalarca izlenmesi gerekiyor yani. Her pozisyon ayrı bir zevk. Aynen. Sizi Fahri bu arada Mersin'i yapmışlar, haberiniz olsun. Teşekkür ederim. Bakalım. Yani genç bir oyuncuyken planladığınız, hayal ettiğiniz noktaya geldiniz mi, onu soralım. Ya şöyle, genç oyuncuyken çok aç oluyorsunuz aslında. Yani öyle olmak gerekiyor bence. Her şeyi istemek gerekiyor. Çünkü onu istemezseniz basketbol olan içinizdeki sevgi sizi bir yere kadar götürüyor. Yani ona saygı da duymak zorundasınız. Onu sürekli istemek zorundasınız yani bence. Benim tek yani şu an hani böyle üzerine koyarak gidiyoruz zaten her defasında, her sene başka şeyler oluyor. Daha da çok olmasını istiyorum, daha da çoğunu hayal ediyorum ama şu an bu yaşta biraz daha hani fazlasını istiyorum tabii ki. Ama çocukken hayal ettiğim yerlerde oldum, olmaya da devam ediyorum. Peki Namık soruyor, yurt dışı hedefiniz var mı? Avrupa'da hangi ülkede oynamak isterdiniz, neden? Evet, tabii ki isterim. Yani bu bence her basketbolcunun istediği bir şeydir. Ben Prag ve İspanya Salamanca'yı çok seviyorum. Yani oralardaki deplasmanlar bana çok güzel geliyordu. Şehir olarak da Salamanca zaten çok bir üniversite şehri. Yani çok genç bir nüfus var. Prag da zaten yani böyle çok tarihi, çok güzel bir şehir. Oraları çok seviyorum. Oralarda oynamak isterim ama yurt dışı olarak hani hedef olduğu zaman baktığınızda çok güzel noktalar, güzel takımlar var yani. Hedefleri olan. İsterim tabii ki. Forza Beşiktaş, Ankara'da çok güzeldi, orman spor maçımız demiş. Evet, o da çok çok dolu bir tribün vardı. Yani karşılıklı iki tribün doluydu. Hatta sonra bu taraftaki tribünü alıp bu tarafa getirdiler ki hani çok baskı olmasın diye. Bu arada Mert abi bir şey söylemiş, en zor maçları Canik maçıydı da ben de o maçı merak ediyorum. Evet ya. Ne kadar zorlandınız o gün, ne oldu öyle? Evet. Niye öyle oldu? Ya bilmiyorum, ben o günü gerçekten hatırlamıyorum. Yani şu an bende... O yok, orası yok yani. Canik maçı niye öyle oldu? Biz o maça bir de yani hani böyle şimdi Elazığ maçı galibiyetini alıyorsunuz. İşte birçok galibiyet alıp hani hiç galibiyet almayan bir takıma karşı belki oyuncu olarak bir tık yumuşayabiliyorsunuz. Onu mu yaşadık bilmiyorum ama onu da düşünmüyorum. Çünkü bizim için hep şey, her maç çok önemli. Bizim bu sene hiç böyle maç kaybetme gibi bir lüksümüz yoktu. O yüzden hiçbir zaman gevşemedik ama ne oldu da öyle oldu? Hani kötü mü başladık? Yoksa, nazar oldu oyun. Evet bence de. Yani yoksa böyle diyorum ya, hiç böyle takımcı aklımızda çok gevşedik, şöyle böyle oldu değil yani. Daha bakalım. Teoman şey söylemiş, Sevim Hoca benim hocam iken maçımıza gelmişti Atatürk'te 2016'da. Beşiktaş'a gelmesine ayrı olarak çok sevindim demiş. Gelmişimdir. Ben annemin buradaki maçlarını hep takip etmeye çalışıyorum. Küçük. Onun da burada 2007 galiba. Hatta 2008 bile olabilir. Bir kız grubu var. Orada işte onlarla hani böyle sürekli gidiyorum. Burada olduğum sürece onlarla hep vakit geçirmeye çalışıyorum. Çok hoşuma gidiyor benim de. Antrenmanlarını izliyorum, maçlarına gidiyorum. Öyle. Ecem her şeyi söylemiş. Annem bile Prag istiyordu diyor. Ya Ecem bana trip atıyor. Bana buradan da özür dileyim Ecem'de. Onu biraz benim aksatmışım ben o yüzden. Trip atıyor bana. Allah şükürler olsun, bizden gitmez demişler. Erkan Hoca da toprağım diyor. Evet, Erkan abi de İzmitli, ben de aynı memleketteniz. Selam söylüyorum Erkan abiye de. Polat şeyi sormuş, demiş ki Women NBA hedefi var mı Melisa abla? Tabii ki var. Yani diyorum ya, bu da her sporcunun hayalidir. Ama ben çok isterim. Orası olsun çok isterim. Çünkü orası daha farklı bir platform, daha farklı bir basketbol. Daha farklı bir dünya yani, orayı 3 ay oynuyorsunuz. İşte ne bilmiyorum, Amerika'da basketbola şey olarak daha çok garip daha farklı bakıldığı için orayı da yaşamak herkese güzel bir tecrübe olur. Bu arada Barış Hoca şey söylemiş, ben şiştim o gün diyor. Herhalde Canik maçı için söylüyor. O
Hocam hakikaten ya. Ben bir maçtan önce şeyi hesaplıyordum. Ya işte diyorum 40 sayı atarlarsa 2 sıra üstte çıkıyorlar falan. Hani canımızı zor kurtardık. O gün çok enteresan. Yani, çok normal bir maçtı. Sayı atalım diye falan ediyorduk. Valla canımızı zor kurtardık. Çok olmuştu galiba zaten o gün ama. Aynen. Ya o gün biraz şey Mertay Bey de yazmış. Benzer basketbol oynuyorlar ya ondan. Oyuncu kalitesiyle de katıldı o maç ve devrenin son maçıydı demiş Mertay Bey. Evet. O biraz o gün Stephen Madden falan da bir ekstra oynadı ya. O enteresan. İçeriden çok sayı aldı. O gün bence en fazla 5 numara eksikliğini o maçta hissettiniz belki de içerideki. Olabilir evet yani, gerçekten. Amerikalı böyle kalın bir 5 numara eksikliğini. Evet. Bahar'ın yine can siperle savaştı ama. Valla Bahar abla bu sene neleri gösterdi ya. Gerçekten yani. 5 numara olarak helal olsun. Ya yayında şey sordum. Bağırın diye yani boğuştuklarınızın içerisinde en beterlerim hangisiydi falan bir tanesini söyledi sonra. Yayında geldi de onlarla uğraşmak çok zordu. Kim söyledi? Ben kaçırmışım onu. Daniel Adams'ı söyledi. Şeyde İzmir'deki. Evet. Ay evet ya. Doğru. Onun bir de yani dış şut tehdidi de var. Tabii yani üçlük atıyor. Dışarıda bir çarpışıyorsunuz bir de dışarıda yani el üstü falan da atıyor. Ama ona Bağırlı çok ters geldi. Ona oynayamadı mesela. Tabii, ya o bir de yurtta çok fazla onun ama evet. Bağırın'ın ben şeyi unutamıyorum ya bu Christine Aguilera'nın üstüne yürüdü ya kalkıp da. Bir de sizin de şeye kafa atmıştınız belki zaman ama. Ya ama o öyle değil. Yanlışlıkla beni bir pozisyon hiç oldu. Evet ya gerçekten o yani alırım dedim o topu alırım dedim ama alamazmışım. Ama çok iyi arkadaşsınız yani ikiniz de şey yapmadınız kalktınız sarıldınız falan evet, ama. Evet yani ben özür dedim zaten. Birbirine ağzınıza çıkalım ne oluyor ya. O isteyerek asla yapacağım bir şey değil. Ama yani evet biraz garip anlaşıldı ama hemen kalkıp özür diledim Allah'tan. Aa, güzel maçtı. Erkan evet. Bey, Erkan Metin Hoca şey demiş, zayıfsın ya Barış Hoca demiş. İleriki zamanlarda onu sorduk. Bakalım. Başka ne var? Basketbol harici hangi sporlar yapıyor? Güzel bir soru. Pilates yapıyorum. Pilates yapmayı çok seviyorum. Bir Çiğdem Hocam var. Onunla birlikte yani saatlerce pilates yapıyorum. Yoga'yı sevdim. Onun dışında bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Büyüş yapmayı seviyorum. Yani böyle bir hani voleybol, olgu, spor değil de yani bunlar hep hobi olarak ekstra. Yani yüzmeyi çok seviyorum. Öyle. Şeyi soruyorlar. Teoman sormuş gene. Diyor ki Beşiktaş adına planlaması nedir? Uzun yıllar kalmak ister mi? Tabii ki kalmak isterim. Yani bu böyle köklü kulüplerde özellikle Beşiktaş gibi köklü bir kulüpte sürekli olmak, taraftarla özleşmek. Yani biz bu kimyayı taraftarla birlikte 6 ay gibi kısa bir sürede yakaladık. Kim bilir daha uzun yıllarda nasıl bir kimya olur yani. Nasıl onu hayal etmesi bile güzel. O yüzden çok isterim tabii ki devam etmek, kalmak, uzun süreler burada olmak. Peki Umut Yaşar, sizce takımdaki en iyi şutör hangisi diyor Beşiktaş için? Nina bir dönem gerçekten evet. Çok istikrarlı devam etti ama ben oraya Elif'i de koyarım. Elif Mehmet Ekin gerçekten çok... Yani Ket de var, Bağır Abba da var. Ket de, ben diyecektim aslında da. Ket de arada. Evet, Ket de evet, dediğiniz gibi. Ama hani Ket'in çok gönüllülüğü de var ama tam net şutör olarak hani en son topu kime attırırsa Elif'e attırır yani. Bir saniye bakalım. Ersel Bey şeyi söylemiş. Melisa sezon boyunca gelişim gösterdi. Bu sene antrenörü ile oyuncuları ile takım olarak müthiş iş yaptılar. Seneye 1-2 takviye ile aynı kadro. Hedef şampiyonluk mu? Güzel bir soru. Neden çok güzel olmasın? Bir soru. Neden olmasın Ersel abi? Biz vallahi bu sene de böyle bir dördüncülüğe falan atıyorduk kendimizi. Bir tane yani, beş numaralı grupta. Ah şöyle evet, bir tane. Evet. Ah yani. Ah yani. Biz bence bu sene çok açılmadan neler yapılabileceğini gösterdik. Türk oyuncularla özellikle neler olabileceğini gösterdik diye düşünüyorum. O yüzden dediğiniz gibi 5 numarayla çok fazla işler yapabilirdik. 5 numara neden şampiyonluk olmasın yani sene? İnşallah, inşallah. Hem Barış Hoca da söylemişti, hiç olmasa dedi, chatleri de Bahar'da daha ekonomik kullanırdım artık. 40 dakika oynamakta evet. Onlar da ölüyorlar yani. Evet, bir de yani pozisyonları dışında oynuyorlar. Yani verimlilikleri de yani ikisi de süper bir tabi ama belki de daha da süperi olacaktı kendi pozisyonlarında, performans sergilediklerinde. Yine Forza Beşiktaş'ın bir paylaşım vardı. Bence Beşiktaş'ı güzel özetliyor. Hani bundan önceki senelerde belki daha çok milli olmuş, daha işte fiyat olarak daha mesela yüksek maaşlı oyuncularımız vardı ama ya bu takım kadar sahada gerçekten %100'ünü veren bir takımımız olmadı demişlerdi. Bence bu sezonun tam özeti olabilir sizin. Kesinlikle, kesinlikle. Yani ben bir kişinin hani böyle hep hasıl yapmak vardır ya hep onların üzerinden hani takımlara örnekler verir. Ben sana bir kişinin hani Bağırlı kaç kere hastane, kaç kere dikiş yaptırdı yani. Her yerine, onu yapmayan kimse yoktu yani bu takımda bu sene gerçekten.
Bu arada Forza Beşiktaş diyor ki Esra Atacan'ın veliahtı bizim için diyor. Örneği var önümüzde. Kastettiğimizi kendisi anladı demiş. Estağfurullah. Teşekkür ederim. İnşallah. Esra bu da çok iyi oyuncu. Onu bu şekilde anılmak benim için çok özel. Teşekkür ederim. Kaptan gelmiş bu arada. Görmedim ya. Çok özür diliyorum. Kaptanım hoş geldin. Merhaba. Bağır Allah. Soyadının hakkını veriyor mu sporda? Vallahi veriyor. Ben çok izlerim canlı. Veriyor mu? Siz de söyleyin isterseniz. Yani siz söylediniz zaten ya öyle. Veriyorum vermiyorum diyemem. Yani. Biri hiç korku ormanı yok yani hiç sıfır. Sıfır yani. Şey Bahar Hanım şey söylemiş. Melisa Bahar ablanı seviyor musun? Tabii ki. Aa, ben de onlar gözükmüyor. Tabii ki aşk olsun Bahar abla. Peki Bahar ablanın diyor bazen ters hareketlere ne diyorsun? Ya yani diyorum ya insan o kadar tecrübeye her şeyi bekliyor, her şeyi yapmak istiyor. O da bir hırs. Ve bence o hırs çok güzel bir hırs yani. O yüzden ters de olsa düz de olsa bizim ona asla ses çıkarma imkanımız yok yani. Kaptan bu arada Forza'ya da bir selam vermiş. Forza'ya da merhaba demiş. Ona da tekrar hoş geldin diyelim. Ve Mustafa Kaya gayet iyi takip ediyorum. Çok iyi bir guard. Başarılar dilerim demiş. Teşekkür ederim. Güzel soru. Furkan sormuş. Demiş ki en beğendiği genç oyuncular. İsterseniz Beşiktaş haricinde söyleyin. Beşiktaş'taki zaten söylediniz demin ama onları evet. Da söyleyebilirsiniz. Nasıl isterseniz. En beğendiğim. Yani evet tabii ki. Şimdi bizimkileri önce koyacağım yani. Onlar ayrı benim için. Bu sene takımlarda genç oyuncu olarak kimi söyleyebilirim? Ben mesela şimdi hani arkadaş olarak diyebilirsiniz tabii ama Ecem'i çok beğeniyorum. Ecem normalde psikolojik bir insandır ama bu sene o kadar çok psikolojik olayın üstesinden geldi ve kendini ön plana koydu ki çok büyük saygı duyuyorum yani. Çok büyük bir gelişim, çok büyük bir level atladı bence. Ve bu sezonu çok iyi geçirdi. Yani bel kemiği oldu üniversitede bence. Zaten evet. Üniversitede bildiğim kadarıyla iyi bir sezon geçiriyordu ama bel kemiği oldu üniversiteye. Ecem'i koyabilirim birinci sıraya. Botaş'ta bir İpek mi? İpek miydi? Bir genç oyuncu var. Şütör. İlayda mı? Tam emin değilim. Ama ben yoruma yazarım onu. Şey yani o da çok şutördü. Hatta bizim maçta da... Pelin alabilir yani. Mi? Pelin evet Pelin. Evet. Pelin değil mi? Ha, Pelin geçiyor. Evet, tamam. İpek, o da yayın konumuz var zaten. O da bence çok iyi bir oyuncu. Hı-hı. Onu söyleyeyim. Peki inşallah Beşiktaş'a jübile yapar demiş Sinan Topkara. İnşallah. Teyzem. Teyzem çok koyu Beşiktaşlıdır benim. Aman 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 hoş geldiniz. Formayı soralım en sevdiği siyah mı beyaz mı çubuklu mu? Siyah formayı çok seviyorum. Siyah forma çok güzel. Bakalım. Bu seneki en zor maçınız İzmit'te konuştuk ama hangisiydi sizin için? İzmit maçıydı ya bence de. Yani bir de çıkarken Adana maçı da çok. Oradaki Adana maçı da bizim için. Onu da mesela taraftarla kazandık. Onu da kazandığı zaman. O da, evet. Bence ilk öyle çok enteresan skorlardan birisi oydu. Evet. O maç da çok güzel bir maçtı. Peki. En sevdiğiniz Beşiktaş bestesi tribündeki? Bu 112 sene yan yana olan. Onu çok seviyorum. Tamam. Peki köşelerden üçlükleri çok iyi. 1-2 oynamak mı? 3 oynamak mı demiş Sercan? 1 numara oynamak. Sadece 1 numara. Keskin vallahi bayağı yorumda var. Atladıklarım kusura bakmasınlar. Aynı şeyleri de sormak istemiyorum. Sana kendi sorularımı hiç sormuyorum. Maşallah bayağı soru var. Ha Pelin'i yazmışlar burada aşağıya. Evet. Bakalım. Vallahi Melis abla olaylar falan. Aa, Melis Gülcan bu arada en yakın arkadaşınız kim acaba diye sormuş. Eyvah. Ben Melis Gülcan soruları cevaplamak istemiyorum. Geçen gün onu bir yayında evet. Biraz darlamıştım. ben intikam alacak gibi. Evet. Ben de yayına çağırdım gelmedi kendisi. Evet cevaplamayalım soruyu. O biraz meşgul bir arkadaşımız o yüzden. Tamam. Selen hocam gelmiş bu arada. Selen hocam hoş geldiniz. O da mesajım sevgiler demiş size. Teşekkürler Selen abla. Selamlar. Nereye giderse gitsin Beşiktaş yalnız kalmaz. Hatay deplasmanıyla sımsıkı dönmek nasip olsun. Forza. İnşallah. Aynen öyle vallahi. Hiç yalnız kalmadık. Bu arada Barış Hoca da bir numara demiş. Evet. Pozisyon için. 3'te gayet iyi maşallah. Mersin'de maçlarda gayet iyiydi demiş. Peki forma numaranızın anlamını soralım. Anneden mi geliyor? 4 numara yok anneden gelmiyor. Annem 12 geldi ama ben çift rakam çok sevmiyorum. 4 numara ben
ilk Fenerbahçe'ye gittiğimde çok sevdiğim bir antrenörüm var, Ümit abi. O bana dedi ki sen bunu giyeceksin. Yani nereden olursan ol. Hep dedi bu sen bunu giyeceksin dedi. Ben de çok korkardım Ümit abiden. Nedense oydu yani. Yani adın başka bir şeyse ona da inanırdım yani. O yüzden öyle Ümit abi şey yapmıştır bana. Ümit abinin hatırasıdır yani. Ve uğurlu olduğunu düşünüyorum. O yüzden. Peki ben şey diyorum. Engin'i got diyordum da sinirli keçili. Başka lakabınız var mı? Bir de o lakaptan hoşlanmıyorsanız bir daha söylemeyeyim. Diyor, mümkün soruyorum. Sarışın derler genelde. O kadar, başka öyle bir şey yok yani. Lakap yok. Çok başarılı olacağını düşünüyorum demiş. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. Peki basketbolda sizin en belirgin karakter özelliğiniz hangisi? Düzen. Düzenli olmak. Yani benim için düzen çok önemli oluyor. Yani kimin ne yapacağını bilmek, bilmesen, yani kontrol edebilmeyi seviyorum ben. Kontrol etmeyi seviyorum. Yani bilmiyorum, belki de guardlığı çok sevmemden dolayıdır. Ama birazcık onu törpülemeye çalıştım. O yüzden daha çok benim için müdafaa ve biraz daha onun üzerine koyarsam pull up olduğunu düşünüyorum. Ecem bu arada Sarı demiş. Lakabınız. Evet. Sarışın derler. Hande Levent NBA izliyor mu diye soruyor. Çok izleyemiyorum ya. Yani öyle video çıkarsa karşıma takip ediyorum. Bakalım. Sarı Papatya mı demiş. Adem SRC diyor. Bakalım. Bir de şey var. Akatlarda maç öncesinde maçlar çaldıkça ısınma sırasında daha bir hareketlenir her zaman. Doğru, evet. Çok seviyorum maaşları gerçekten. Çok daha şey oluyoruz yani böyle. Peki kariyerinizde yaşadığınız en kötü sakatlık hangisiydi? Nasıl döndünüz? Onu sorayım. Çok şükür yani ameliyat olacak bir sakatlık yaşamadım bugüne kadar. Çok büyük bir sakatlık da yaşamadım ama geçen sene Mersin'de bir omuz sakatlığı yaşadım. Üzerine gitmekten dolayı kaynaklanan. Evet, o benim hala karşıma çıkıyor ara ara. O yüzden omuz sakatlığı diyebilirim. İdolünüzü soruyorlar. Basketbolda kimdi? Birsel abla. Birsel abla ve Sturberg derdim hep. Hala da öyle yani. Peki Mersin yıllarından biraz bahsedebilir mi diyorlar? Fahri Mersinlisiniz tabii. Geçen sene de oradaydınız. Mersin benim için zor bir sınavdı biraz. Ama güzeldi. Orada çok farklı dostluklarımız oldu. Mersin çok güzel bir yer. Çok güzel bir şehir yani. Yaşanacak bir yer. Peki basketboldan kazandığınız ilk parayla ne aldınız, hatırlıyor musunuz? Yemek yemişimdir. Taksiye binmişimdir antrenman gitmek için. Yok, şaka bir yana. O sayılarda biriktirmiştim, araba almıştım. Tamam, devam ediyoruz şimdi. Dövmeniz var mı? Varsa anlamı. Var. Bir bebeklik arkadaşımla birlikte yaptırmıştık. Onun doğum gününde o hep böyle bir dövmemiz olsun istiyordu. Onunla birlikte küçük bir dövmemiz var. O kadar, başka yok. Peki Beşiktaş'a geldikten sonra oyun anlayışınızda bir fark oluştu mu sorusu var? Yok, hayır. Yani Barış abi zaten daha önceden tanıyordum. Biraz daha fazla defense yapmaya yönelik ve biraz daha fazla çembere gitmeye yönelik artıları oldu benim için. Ama bunları zaten arttırmam gerektiğini biliyordum. Sadece fırsat oldu benim için. Sağ olsun Barış abi o fırsatı verdi. Tamam, peki. Ecem, özür dilemesinizi böldüm. Mersin tamam. Benim için bu şarkıdır, evet. Ecem'in söyledi, kapatın şehrin ışıkları dedi. Öyle mi? Evet, onunla bir ufak bir anımız vardı da o yüzden onu geç geçmeyeyim. Özelse anlatmayın, geçin. Yok, böyle oturuyorduk bir kafede. Bir anda kapatın şehrin ışıkları şarkısı olunca ışıklar söndü de bütün şey cadde boyunca. Öyle bir denk geldi. O Mersin bizim için öyle kaldı yani. Tamam, peki. Melisa Hanım, bir Mersinli olarak el sallıyor. Mersin'den bayağı bir iz bırakmışsınız yalnız. Teşekkür ederim, sağ olsun. Peki takımla ilgili bir iki böyle sorumuz var, onları soralım mı? Öncelikle en iyi arkadaşınız kim, takımda anlaştınız? Ya yani bizim takımda diyorum ya, öyle herkes herkese çok iyidir ama ben gençlerle çok iyi anlaşıyorum. Yani öyle gençler, Bahram'da Elif, yabancılar hepimizden böyle diyorum ya, biriz ama gençler değil. Tamam, devam ediyoruz. Takımın en çalışkanı kim?
Çok klişe bir cevap vereceğim ama gerçeği söylüyorum yani. Öyle ayıramam. Herkes, herkes yani. Yani gençlerin yarım saat önceden bana geldiği de oluyordu. Özel antrenman yapmak için. İvo'nun sahadan çıkmadığı da oluyordu. Bizim ekstra şut attığımız da oluyordu. O yüzden kimseye ayıramam yani. Takımda herkes çalışmaya çok açtı. Peki ilk Beşiktaş forması giydiğinizde ne hissettiniz? Öyle bir soru var. Güzel. Evet, çok güzel bir soru. Ya çok heyecanlıydım. Gerçekten çok heyecanlıydım. Çünkü yani bilenler, bilmeyenler benim teyzem, dayım hepsi yani çok koyu Beşiktaşlardır. Böyle ailemi temsil ediyormuş gibi hissettim. O yüzden çok 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 heyecanlıydım. Takımın en tembelini sormuş ama ben söyleyeyim mi? Söyler misiniz? Siz söyleyin, evet. Yani bir dokundu, gitti işte, kurtulduk diyelim. Doğru mu bilmiyorum ama bizim dışarıdan gördüğümüz öyleydi yani. Evet, öyleydi. Allah inşallah onun da nasibini yoluna açık etsin diyelim. Geçelim hızlı hızlı. Takımın en sinirlisi kim peki? Dışarıdan siz gözüküyorsunuz ama. Ben olabilirim. Bilmiyorum, olabilirim. Bahar abla sinirli midir? Yani en sinirlisi midir? Değildir ya bence. Öyle bir düşündüm ben de isim olarak düşünün. Takımın en sinirlisi benim ya. Benim. Tamam. Peki en inatçı kim? En inatçı. Nina bence. Bogicevic. Evet. Peki en bonkör? Yani dışarıda genellikle hani Türklerle vakit geçirdiğim için hep böyle yani tek bir kişinin ödediği de oluyordu. Yani işte Elif, ben, Bahar abla hani çok çıkıyorduk. Yani dönüyordu hep. Herkes birbirini tamamlıyordu yani. O yüzden en bonkör diye birini sıfatlandıramam. Peki en zor soru. En şık giyinen hanginiz? Bahar abla. En kolayı bence. En kolayıydı. Ha, evet. Tamam. Peki hangi ayakkabı giyiyorsunuz şu anda sahada? Paul George giyiyorum şu an. Dördüncü. Peki yaşamayı en sevdiğiniz il hangisiydi? İstanbul'da mı yoksa? Yani İstanbul dışında yaşadığınız yerlerde en çok hangisini sevdiniz? Ben Bodrum'u çok seviyorum. Bodrum'da yaşamayı çok seviyorum. Bodrum derim o yüzden. Güzel. Peki en sevdiğiniz salon? Akatlar diyebiliyor muyum? Tabii ki. Akatlar. Çok çok sıcak yani. Ben başka takımlarda oynarken de o deplasmanlar hep böyle korkutucuydu. O yüzden Akatlar. Güzel. Peki bir sonraki soru. En zor deplasman? En zor deplasman? Yani Galatasaray deplasmanı zor. Yani orada da bir... Onlar çok fena çöküyorlar sahaya. Evet, hakikaten. Taraftar baskısı var gerçekten. Müthişler yani. Orası olabilir. Mersin'de de çok hani böyle bir taraftar olarak değil ama seyircisi çok olduğu için ve onlar da hani böyle rüzgarı arkasına aldığında kendi takımlarını çok iyi destekliyorlar gerçekten. O yüzden Çukurova deplasmanları falan da bazen. Gerçi bizim tanıdığına kolay geçti ama orası güzel bir maçtı. İyi, hakikaten bayağı kolay geçti sizin bir anda. Evet ama... Eğer kendi başı başı maç olsa da o gün de seyirci fazlaydı o. Gerçi yine yarısı bizim Beşiktaş taraftarıydı ama yine de. Güzel. Teyze Zeynep'le dostluklarını beğeniyorum demiş. Şey Mardin'de oynuyor şu anda. Urla'da başlamış sezona. Kim ne? Allah. Deja James DJ var ya. Aa evet. Yani. Allah arkadaşlıkları bozmasın demişler. Evet. Çok seviyorum onu. Çok çok iyi bir insan gerçekten. Ay canım sen bizi temsil etmenin olman ne o? Senin bizi temsil ediyor olman çok güzel demiş teyzeniz galiba. Sinem Hanım. Evet. Bakalım. Galatasaray evet. Deplasmanı zor olmasa gibi Galatasaray'da deplasmanı bizim salona girememiz evet. Demiş. Evet kesinlikle. Evet. Dedim yani Çukurova maçında öyle bir şey var ama Beşiktaş taraftarı orada yani. O üstünde Beşiktaş taraftarı sağlıyor yine ama Galatasaray'da şey yasağı olduğu için o sıkıntı. Peki devam edelim. Hangi korkunuzdan kurtulmak istersiniz? Şu basketboldan biraz uzaklaşalım artık. Yılan. Yılana karşı biraz fobim ve korkum var evet. O yüzden evet. Ondan kurtulmak isterim. Biraz böyle kaşınıyorum. O yüzden ondan kurtulmak isterim. Ben de başladım şu anda. Ne olursa kilitlenip kalırsınız peki? Karşıma yılan bence birine vurunca kilitleniyorsunuz ama siz yanlışlıkla birine çarpınca vurunca falan çok kilitleniyorsunuz sahada. Ya evet üzülüyorum çünkü bilerek üzülüyorsunuz aynen böyle kalıyorsunuz masumlaşıyorsunuz böyle. Bilerek yaptığım bir şey değil yani canını acıtmak istemem kimsenin. Hani bu basketbol sonuçta hani sahada
olduğumuz sürece yani öyle bir durum yok ama canını aşırı derecede yaktıysam yanlışlıkla özürüm tabii. Peki değişik bir sorumuz var. Papağanınız olsaydı ona ilk öğreteceğiniz kelime ne olurdu? Benim kuşlarla çok aram iyi değil. Büyük ihtimalle bir papağanım olmazdı ama su iç dedirtmeyi hatırlatırdım herhalde. Siz de mi? Birisi daha iyi şarkı. Öyle mi dedi? Ben su içerim hani şey unutmam ama evdekileri hatırlatsın diye onu öğretirdim. Güzel. Peki hayatınızda gördüğünüz en komik hayvan hangisi? Hiç düşünmedim. Görmediklerinizi ne söyleyebilirsiniz? Yani komik bir bilmiyorum ama koalalar böyle biraz bana değişik geliyorlar. Belki o olabilir. Ece Mara demeyi öğretmeniz lazımmış bu arada. Ece. O ne derse haklı bu aralar. O bana trip atıyor, haklı o yüzden. Evet, biraz galiba üzmüşsünüz. Arayın onu bence. Evet. Peki, bugüne kadar bulunmuşların içerisinde en faydalı icat? Akıllı telefon ya bence. Yani tabii ki yani elektriği onu bunu geçiyorum. Yakın zamanda akıllı telefon. Murat Başkanımız geldi, ona merhaba diyelim bu arada. Hoş geldiniz başkanım. Ryan Yamina gelmiş, o da benim sıkı takipçim. Hoş geldin kardeşim. Senin sorunu en son soracağım, söz veriyorum Ranyacığım. Peki hayatınızın bir sloganı olsaydı ve duvara yazsaydınız, nereye yazardınız ve ne yazardınız? Tam uyandığımda görecek bir şekilde önce kendin yazardım. Dilek olarak mı, mevcut durum mu? Yani her durumda hatırlamak gerekiyor bence. Herkes önceliği hep kendini koymalı. Tamam. Sizi en çok ne sinirlendirir? Yalan. Rakip kartları halinde. Yalan söylenmesi. Pablo nerede diyorlar? Pablo kim? Köpeğim var da benim. O, içeride o ya. Tamam. Peki gece uyuyamadığınız zaman ne yaparsınız? Meditasyon. Onu da bu sene kazandım o alışkanlığı. Sağ olsun Ekrem abi bize bir program uygulamıştı bu sene. Mert abilerle falan. Onların sayesinde yani böyle bir çok çok güzel bir program var. Orada kattım onu da bu sene kendime. Benim vardır böyle bir uyku problemim. Yani çok erken yatarım, çok erken kalkarım. Çok erken uyuyamadığım zamanlarda da bu hani meditasyonla uyumaya çalışıyordum ve çok şey yaptım, faydasını gördüm. Orada şey sormuş, salon asılan pankartlarla ilgili ne düşünüyor? Ya vallahi bitti, biz bitti, şey Beşiktaş bitmez var pardon. O favorim. Diğerleri tamam. De çok güzeller ama o favorim. Peki sabahlar hazırlanmanız kaç saat sürüyor? 5 dakika. Kesin mi? Kesin. Tamam aşağıya yazacak şimdi. Peki basketbolu hiç pes ettiniz mi? Bırakmayı düşündünüz mü hiç? Hayır. Tamam şimdi diğer sayfamıza geçiyoruz. Hayatınızda bugüne kadar en çok, en uzun süre beklediğiniz kuyruk hangisi? Bankada olmuştur herhalde. Yüksek ihtimal. Tamam. Bugüne kadar aldığınız en güzel hediye? Bir kolye almıştım ama benim için özel. Güzel bir hediye. Eğer ben almaya geliyorsam 3 dakika demiş Ecem Hanım. Evet. 3 dakika hazırlanma sürem var. Hazırlanırım da yani. Bırakıp gidiyorum yoksa? Yok bırakıp gitmez ama ben bekletmeyi sevmem. O yüzden hani çok yakın evlerimiz bir de bizim. Tamam. Şu an İzmit'teydiniz değil mi? Onu söylemiştiniz. Evet, benim kalbim evet. Çikolatam. Oo. Çikolata almış sana. Size. Çikolata alıyor bana evet. Evet. Kalp tamam. Çikolata alıyor sürekli. Bana da kahve ısmarlayacak Ecem Hanım buradan. Hatırlatmış olayım. Yalnız Ecem Hanım'la yayın yaptık. 150 kişiye kahve borcu varmış. Ben kendimi Q-Matic'ten sıraya aldım. Herkes ifşa aldı kızcağız o gün. Bölüşelim Ecem onları ya. Öyle affet beni. Onları bölüşelim. Tamam. Peki. Ne sevdiğiniz baharat? En sevdiğim baharat acı biber. Pul biber yani. Sizi anlatan şarkı. Bu şimdi ya Baz Luhrmann'ın Everybody is Free şarkısı var. Biraz böyle şarkı gibi değil ama To Wear Sunshine diye. O şarkı hem motivasyon içeriyor hem de gerçekten beni anlatan bir şarkı. Arkadaşlar yemek sorularını iftar Ramazan olduğu için soramıyorum. Yanlış anlamayın. Sormuyorum. Yani geçen öyle bir halt ettik. Bir daha etmiyoruz ya. Hayatınız film olsaydı sizi kim oynardı?
Scarlett Johansson yakışır ama. Alabilir. Bilmiyorum. Beni kim oynardı? Beni şeye benzetiyorlar bu. Mirai Döner miydi? Yenileri hiç bilmiyorum inanın. O oynardı kesin beni. O da sarışın. Beni ona benzetiyorlar. O oynardı. Peki en sevdiğiniz oyuncağınız hangisiydi? Hala saklıyor musunuz? En sevdiğim oyuncağım çok oyuncağım. Evet saklıyorum. Çok böyle minik bir köpeğim vardı beyaz. O şu arkadaki dolapta duruyor. Evet hala saklıyorum. Peki tahammül edemediğiniz sesler? Ağız şapırdatması. Sakız patlatmak. Ve böyle yüksek sesli şeyler. Hani mesela bir dolabın kapağını yüksek sesle kapatmak falan. Kesinlikle yavaş kapatır mısın falan derim yani kesin. Onlardan hiç hoşlanmıyorum. Miray biraz kısa kalır diyor oynamaya. Doğru. Olabilir evet. Serena Öner diyorlar size. Estağfurullah canım. Sağ olsunlar. Peki. Bunu şimdi soramayacağım ama özelden soracağım. Çok merak ediyorum. Tamam. Ramazan dolayısıyla soramıyorum. Geçiyorum. Tamam. İnternetten en son ne satın aldınız? İnternetten en son Pablo'nun tüyleri için roller satın aldım. Temizleme rolleri. 3-4 gün önce. Tamam. En son izlediğiniz dizi veya filmi sorun. Furkan çok soru sordu. Soramadım. Ayıp olmasın çocuğa. Adama. Pardon, en son izlediğim dizi How I Met Your Mother. Son 2 aydır. Yani 1,5 aydır hatta. Böyle kalkmıyorum yani başından. Çok sürükledi beni. Keşke daha önce izleseymişim dedim. En son izledim dedim ama en sevdiğim film de Salı filmi. Bu Tom Hanks'ın oynadığı. Ha, şey. Tom Hanks. Evet, o Burak. Filmi çok seviyorum. Evet. Gerçek hikaye. Yani daha çok gerçek hikayelere dayalı olanları daha çok seviyorum. O yüzden o film diyelim. Hanks'ın yerine uçak indirmiş ya. Çok enteresan. Evet, gerçekten. Helal olsun. Peki doğum gününüzde size bir hediye geldiği zaman açtınız ve çok sinirlendiniz. Ne olur? Bunu daha önce aldığım için söylüyorum. Oyuncak yılan. Yani. Evet. En çok buna sinirlenirim. Tamam. O zaman basket abicim son sorum. Türkiye'lisi olmadığınızı biliyorsunuz ama prensin bir elinde ayakkabıyla size doğru yanaşıyor. Şansınızı dener misiniz yoksa direkt yok abi ben değilim der misiniz? Yok ben değilim derim. Peki şey Beşiktaş camiasına geldiğinde yine büyük bir camiadan geldiniz sonuçta. Forza sormuş. Böyle bir ilgi alak olacağını düşünüyor muydunuz? Düşünmüyordum. Daha doğrusu şöyle düşünmüyordum. Çünkü çok uzun yıllar orada kaldığım için daha farklı bir konumdaydım diyeyim o taraftan. O yüzden biraz ön yargı olabileceğini düşünüyordum ama hiç öyle olmadı yani hiç hem de. Tam tersi müthiş bir sıcaklıkla benim de içimde varmış yani ama. Ben de inşallah onların kadar da yapamam ama en az onlar kadar o sıcaklığı hissettirmeye çalıştım. Peki son olarak şey soracağım size. Altyapı oyuncularına tavsiyeleriniz nelerdir? Ve özellikle beslenme, okul ve işte basketbol dengesi bunlarla ilgili sizden rica edeceğim. İlk önce basketbol dışında kesinlikle okula devam etsinler derim. Okulu hiçbir zaman bırakmasınlar. Okul hep ön planda gelsin derim. Basketbol olarak da yani onun dışında da hep kendilerine bir şey katmaya çalışsınlar. Hep her şey açık olsun. Her konuda sohbet edebilmek çok önemli bence. Onun dışında bu basketbol için de geçerli. Basketbolda çok yönlü olmak tabii ki önemli ama tek bir şeyi çok iyi yapmak da bazen çok güzel olabiliyor. Asla bıktım demeden, usanmadan çalışmaya devam etsinler. Bol bol maç izlesinler. Bunları söyleyebilirim. Forza Beşiktaş diyor ki başka isim olsaydı diyor olurdu da kendisini çok benimsediğimiz için kendinden oldu bazı şeyler. Bu sevgi kendinden oldu. Çok sağ olsunlar. Teşekkürler. Bu arada Öykü de şey diyor. Türkiye'lisi Melisa ablanın yanında 2 numara küçük kalır diyor. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Tamam o zaman son olarak taraftarlara mesajlarınızı alalım. Çok teşekkür ediyorum yanıma geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Taraftara her şekilde her zaman 3 kişi, 5 kişi, 100 kişi her yerde bizi destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok farklılar. Çok da değerliler bizim için. Onlar olmasa biz olmayız yani. Böyle bir büyük camiada olduğum için de çok mutluyum. Tekrar buradan da onlara teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Hilal Bayraktar geldi bu arada. Bir göz attı size onu da söylemiş olayım. Tamam. Solukhan yerine geldi sağ olsun her zamanki gibi. İlerini de öpeyim. Bir de İpek Aldı'yı gördüm sanki evet. İpek Aldı'ya da buradan selam söyleyeyim ben de.
Çok teşekkür ediyorum yanıma katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin diliyorum. İnşallah bir an önce kavuşuruz. Biz sizleri çok özledik. Biz de sizleri çok özledik. Teşekkür ederim. İnşallah kavuşuruz bir an önce. Sağ olun. Görüşmek üzere.